Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Yusuf Bey. Bugün sizlerle beraber kendi satacağım. Arkadaşlar bugün sizlere hiç görülmemiş olan bir Twitter sistemini tanıtacağım. Şimdi geldik arkadaşlar, ilk önce stüdyomuzu açıyoruz. Stüdyoyu açmayı bilmeyenler arkadaşlar, onun için ayrı bir video çekeceğim. Stüdyo dersleri diye. Şu anda beni farklı bir kanaldan, bir de orijinal kanalımdan izliyorsunuz. Diğer kanalımdan izlemek istiyorsanız arkadaşlar, orada diğer şeyler var. Hiyana Studios diye bir kanal. Ben onları paylaşacağım zaten. Linkini koyacağım. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar ilk önce ben bu ürünü satıyorum. Bunun için Discord'a gelmeniz gerekiyor. Benim Discord'una gelirseniz de oradan sattığım yerin linkini atarım size. Ayrıca Hiyana Studio diye bir Discord kanalım var. Oraya gelebilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi dediğim gibi PlayStation'ımızı açtık. Kaydediyoruz oyunu. Kaydetmeyi bilmiyorsanız kolay. Buradaki Game Settings'e basıp Save Roblox deyip oradan isim ayarlıyorsunuz. Sonra buraya geldikten sonra şunu sol taraftaki Security'ye basıyoruz. Security'den Allow HTTP Requisite'a basıyoruz ve Save diyoruz. Şimdi satın aldıktan sonra gelecek olan paketi şu şekilde arkadaşlar. Hemen gösteriyorum. Şöyle insert from file dedikten sonra dosya kısmı açılıyor. Oradan dosyayı bulup tıkladığınız zaman şu şekilde arkadaşlar, gördüğünüz gibi Twitter sistem geldi. Sonra burada lisans var. Normalde bu kadar düzensiz değil arkadaşlar. Düzenli bir şekilde gelecek size. Twitter sistemi arkadaşlar, server script servisi atıyoruz. Duruyor burada. Hiçbir şekilde başka bir şey yapmıyoruz. Çok kolay zaten. Bu tweet event'i arkadaşlar Replicated Store'ya atıyoruz. Tweet GUI'de arkadaşlar Starter GUI'ye atıyoruz. Burada arkadaşlar lisans var. Bu lisans da benim olduğuna bir kanıt yani. Bu ilk benden çıktı arkadaşlar. Burada zaten her şeyini yazmışım. Hiçbir şekilde çalınması imkansız bir şey. Çalınırsa da davalık arkadaşlar. Çünkü bu ilk videoyu çeken ben olacağım. Ondan dolayı arkadaşlar başka bu sistemi tanıtacak olmayacak. Şimdi buradan lisansımızı kalıyoruz. Şöyle siliyoruz arkadaşlar ve bitmiştir. Şimdi ilk başta ayar yapmamı göstereceğim. Arkadaşlar şimdi geliyorsunuz. Şurada tweet var arkadaşlar, bu komutu. Siz bunu Twitter olarak değiştirelim. Twitter. Böyle olması gerekiyor yoksa çalışmaz. Ben bu zaten düzeltilmiş gelecek. Bunu sakın kurcalamıyorsunuz. Sonra arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kusura bakmayın. Bayağı bir zaman geçmiş üzerinden. Şöyle geliyoruz arkadaşlar. Hemen kendi sunucumuza geçelim. Arkadaşlar şu şekilde geliyoruz. Bir sunucu oluşturuyoruz. Zaten webhook'un ne olduğunu ben size anlatayım arkadaşlar. Webhook ne demek derseniz. Arkadaşlar webhook Roblox'taki bir şeyi şeye aktarmak. Discord'taki bir kanala aktarmak işe yarıyor. Şimdi kusura bakmayın. Entegrasyonlara geliyoruz. Webhook oluştur diyoruz. Ondan sonra şu şekilde isim veriyoruz. Twitterbot örneğin. Twitter bot. URL'sini kopyalıyoruz. Sonra değişiklikleri kaydediyoruz. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Şimdi webhook anlattım size arkadaşlar webhook'un ne olduğunu. Şimdi geliyoruz arkadaşlar. O webhook'u kopyaladık. Arkadaşlar webhook kopyaladık. Sonra geliyoruz. Şurada tırnak içerisinde tutuyoruz arkadaşlar. Tırnağı tutmuyoruz tabi. HTTP'den geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bize yapıştırıyoruz. Şu şekilde. Webhook'tan şöyle geliyoruz. Şu şekilde bu 5'e kadar, sonra yapıştırıyoruz kopyaladığımız webhook'u ve arkadaşlar şu şekilde kodlama bitti. Burada hiçbir şeye dokunmuyorsunuz. Buradan arkadaşlar şimdi internetten renk kodlarını araştırabilirsiniz. Bu webhook'un yanında göstereceğim bir renk var, onu ayarlayabiliyorsunuz. Ben Twitter olduğu için mavi yaptım. Şimdi çıkıyoruz, işimiz bitti arkadaşlar. HTTP'si'yi de açtık. Şu an başka bir işimiz kalmadı. Şimdi geçiyoruz. Bu arada bu bir showcase videosudur. Şimdi geldik. Ve evet arkadaşlar, şimdi videomuza devam ediyoruz. Bayağı bir vakit geçti. Şimdi arkadaşlar Twitter'ı yazdım. Ve Discord'a şöyle bir bildirim geldi. Hatta gözünüzün önünde de deneyelim. Şu şekilde geldim arkadaşlar. Böyle deneyelim. Twitter yazıyorum. Twitter. Sağ diyorum. Mesajı göndermek için, tweet'i göndermek için 61 saniye, lütfen 61 saniye bekleyin diyor. Arkadaşlar bunu açıp kapatabiliyorsunuz, tamam mı? Script'in sol altı, en altta solda arkadaşlar warn bir şey yazıyor ve true false var. Onu false yaparsanız çalışmaz, true yaparsanız çalışır. Kolay, onu da hemen göstereceğim. Bekleyelim 61 saniye. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Tekrardan Twitter yazıyoruz.
Evet arkadaşlar, şimdi geldik. Twitter yazıyoruz. Merhabalar. Kanala abone ol. Yazdık ve gördüğünüz gibi burada mesajımız çıkıyor. Burada Twitter logomuz, oyuncunun ismi. Ayeten hemen gelelim. Gördüğünüz gibi buraya da gönderen kişi presizim 0 mesajı bilmem, kanala abone ol. Buradaki bahsettiğim mavi renk bu arkadaşlar. Onu ayarlayabiliyorsunuz oradan. Hemen stüdyomuza geçelim. Evet arkadaşlar, yani bu sistem bu kadardı. Bu sistemi tanıtıyoruz. Discord'umuza gelip satın alabilirsiniz. Eğer bir hata olursa da bana danışabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.